Hocam bu 7. sınıf ne kadar uzun ya. Bitmeyen ya, sınıf yapmışlar. Bıktım sıkıldım artık diyen sevgili 7. sınıflar. Müsaadenizle bu videoda sizin de nabzınızı yükseltmek için biraz gürültülü başlayacağım. Herkese de selamlar. Ben Melih hocamız ve şu anda Partikül Matematik Sevgili mini mini biriler, çalışkan yediler. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey yolunda, tukurunda, Enerji tavanda gidiyordur. Ee, dedik ki 7. sınıflarda en önemli konuya gelelim artık. O da nedir? Dörtgenler gerçekten geometrinin aslında temelini oluşturan bir dert. Dolayısıyla bugün gördüğün gibi benim de enerjim tavanda. Dolayısıyla bombastik bir ders yapacağız sizlerle beraber. Tüm dörtgenlerin içinden gireceğiz. Dışından belki çıkmayabiliriz. Çünkü dörtgenler kapalı şekiller Biliyorsunuz biraz mantık. Dolayısıyla sevgili 7. sınıflar sen hala bu arada aramızda değilsen kanala abone olarak gelecek tüm 7. sınıf videolarından ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Haberdar olabilirsin. Ve tabii ki de videoyu ne yapıyorsunuz? Bak 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 kalp işaretini kes güzelce bir videoyu da beğenerek videoya başlayalım tamam mı? Dedim artık enerjimizi tavana nabzımızı e, arşa çıkarmışızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yeterince enerji yüklediyseniz artık derse başlayalım dedim ve şakkadanak seni ders ekranıma aldım. E, ee, mini, mini birler çalışkan yediler. Bugün dörtgenleri işiyoruz. Hazırsak başlıyoruz. İlk dörtgenimiz tabii ki de dikdörtgen. Bizi burada çok yormamış matematik amcalar. Hani dörtgen olduğunu direkt belli etmişler. Yani hani Sala anlatır gibi affedersiniz yazmışlar dörtgen demişler yani ama nasıl? Dikdörtgen. Şimdi ufak bir özelliklerini e, sizlere beraber işleyelim anlatalım sizlere. Şekli de zaten ABC'de görüyorsunuz. Dikdörtgen çok da uzak olduğunuz bir mevzu da değil diye düşünüyorum. Dolayısıyla hadi gelin başlayalım. Özellikler önemli çünkü birazdan bunları karşılaştırmada da yapacağız. Ortak özelliklerine falan da bakacağız. Aslında hepsinin e, ortak çıkış noktaları da var. Bunları da detayları da sana anlatacağım. Şimdi karşılıklı kenarlar bir kere paraleldir dikdörtgende. Çünkü neden? Zaten her bir açısı, bütün açıları 90 derecede olduğu için bu bize neyi gösterir? Şu yukarıdaki ile alttaki karşılıklı kenarlar paraleldir. Aynı şekilde sol ve sağ kenarları da birbirine paraleldir. Yani bunlar hiçbir zaman kavuşmazlar. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Dikdörtgenin belki de en önemli bilgilerinden biri şu uzun kenar ve kısa kenarlar yine birbirine eştir. Köşegenler de birbirini ortalar. Bak bu bilgiler çok önemli. Özellikle köşegen bilgisi. Köşegen neydi? Şuradan çokgenlerde bunu sana anlattım. Şuradan çıkıyorduk. Komşu olmayan köşeye gidiyorduk. İşte bu birinci köşegen. Diğer arkadaşımızda şu köşegenimiz. İki tane köşegen çizebiliriz zaten n eksi 2'den. Dolayısıyla da şimdi burada 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 şimdi bu köşegende ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Birbirini ortalıyoruz. Dolayısıyla da şu arkadaşı şöyle yapalım. Şu arkadaşlar nedir? Birbirine eşittir tüm köşegenleri yani şöyle düşündüğünüzde bir köşegen tam ortadan ikiye bölünür. Yani şunla şu uzunluk aynıdır. E diğer köşegende de yine bununla bu uzunluk aynıdır ama totale de baktığında şu parçaların hepsi zaten birbirinin aynısıdır. Aynı uzunluğa sahiptirler. Dikdörtgende böyle bir özellik var. Köşegenler birbirine ortalar ve eşit uzunluktadırlar. İkinci arkadaşımız paralel kenar. Burada da zaten adı üstünde paralel diyor ya. Karşılıklı kenarlar yine paraleldir bakın. Şu arkadaşlarımız birbirine paralel. Biliyorsun paralellik sembolü de şöyle gösterilir. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Bakın buraya kadar dikdörtgenle aynı gidiyoruz. Şu arkadaş şu arkadaşa eşit. Şu şuna eşit. Karşılıklı kenarlar eşit. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir dedim ve burada işte dikdörtgenden ayrılıyoruz. Neden? Çünkü dikdörtgende ne vardı? Tüm açıların eşit oluşu ve 90 derece oluşu vardı. Yani dikdörtgende tüm açılar eşit. Paralel kenardaki mevzu ne? karşılıklı açıların ölçüleri eşit. Işte. Yani sen şu C açısıyla ne diyebilirsin? B açısının aynı olduğunu söyleyebilirsin ve A ile D açısı aynıdır. Tamam. Ardışık açıların ölçüleri toplamı da 180 derecedir. Bunu da yine açı kurallarını anlatmıştık. Demiştik şöyle bak paralelse demiştik. Şu iki açının toplamı 180 derecedir. E dolayısıyla da dolayısıyla da burada da aynı paralellikten bahsediyoruz. E haliyle de şu açıyla şu açı Tamam mı? Ardışık açılar. Yan yana açılar nedir? Toplamı 180'dir. Bu ardışıklığı şurada da yakalayabilirsiniz. Bakın şöyle de bir paralellik var. Şurada da görüyorsun. Dolayısıyla şu açıyla C açısıyla D açısı da yine toplamı 180 derecedir. Bir diğer bilgi. Köşegenler birbirini ortalar. Şimdi burada dikdörtgenden yine ayrıldığımız bir nokta var. Şimdi şöyle bir köşegen çizdim. Bir de diğer köşegenimizi de çizelim. Tamam. Bunlar birbirini ortalıyorlar ama dört parçada birbirine eşit değil. Zaten göz var, nizam var değil mi? Şu daha kısa bir köşegen. Diğer köşegen maşallah. Arşa çıkmış. Dolayısıyla da burada ne diyeceğiz o zaman? Şu parçayla şu parça eşit. Bir de şu parçayla şu parça eşit. Tamam birbirini ortalar demek bu demektir. Bu bilgileri soru çözerken kullanacağız bakın. Ee, ama dört parçada birbirine eşit diyemeyiz. Köşegenler birbirini ortalar dedik. Köşegen uzunlukları az önce söylediğimiz gibi Eşit değildir asla tamam. Zaten paralel kenar hani dikdörtgenin yamuk hali gibi de düşünebilirsin. Ya da dikdörtgeni paralel kenarın dik açılı hali diye de düşünebilirsiniz. Şimdi geldim eşkenar dörtgene. Burada birazcık daha affedersiniz zurnanın zort dediği yere geldik. Bu biraz daha karıştırılan çünkü eskiden beri bilmediğimiz hani ilkokulda filan öğreniyorsun Dikdörtgen kareleri bilen filan biliyorsunuz ama eşkenar dörtgen biraz daha sonradan e, mevzu bahisi oluyor bize. Bakalım. Yine burada da ne var bakın paralel kenar gibi. Paralel kenar gibi zaten birazdan notunu söyleyeceğim. Bu dikdörtgen ve eşkenar dörtgenler paralel kenarın özel bir halidir. Paralel kenardan doğuyorlar aslında. Tamam. Dolayısıyla bir bakalım. Eşkenar dörtgende de karşılıklı kenarlar paralel. Hemen paralelliğimizi gösterelim. Yani şu arkadaşla şu birbirine paralel. şunla da şu birbirine paralel diyebiliyoruz. Bu tamam. Tüm kenar uzunlukları eşittir. E adı üstünde kusura bakmayın da yani eşkenar diyoruz. Dolayısıyla da bu kenar uzunlukları eşittir. Tamam? Kareye benziyor değil mi? Ama kare değil. Kare tüm açılar 90 derece falan. Burada eşkenar dörtgen tüm kenar uzunlukları eşit ama açılar eşit değil. Sadece açılarla ilgili ne söyleyebiliyoruz? Karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir diyebiliyoruz. Paralel kenardaki gibi. Tamam mı? Yani şu açı nokta açısı hop karşısındaki de nokta açısı oluyor. Şurada iki çizgi yine şurada iki çizgi diyebiliyoruz. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Ve yine paralel kenardaki gibi çünkü bakın yine paralellikten bahsedeceğiz bu eşkenar dörtgeninde. Ardışık açıların toplamı da yine 180. Yani şu iki çizgiyle nokta açısı toplamı 180 diyebiliyoruz. Tamam. Mı? Bunun dışında Burada köşegenlerle ilgili söylediğimiz çok önemli bir bilgi var. Bakın şöyle köşegenimizi çizelim. Bak bu köşegenler alan hesaplamada da kullanacağımız bilgiler. O yüzden çok önemli. Köşegenler birbirini dik bir şekilde ortalar. Yine ortalar. Paralel kenardaki gibi. Aynı paralel kenarda. Bak ne yapıyorduk paralel kenarda? Şunla şu eşit demiştim. Şunla da şu eşit. Parçalar birbirini ortalıyorlar ama parçalar kendi için eşit değiller yani. Tamam mı? Yani şu köşegeni diğer köşegen ortalıyor şöyle nokta nokta diye bu da çizgi çizgi diye ortalıyorlar tamam. Yalnız paralel kenardan farkı ne? Eşkenar dörtgenin burada köşegenler birbirini dik ortalıyor tamam. Bu husus önemli. Köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Yine paralel kenardaki gibi. Dolayısıyla bu bilgileri verdim ve şimdi notumu söylüyorum. Bak dik dörtgen ve eşkenar dörtgen paralel kenardan doğuyor aslında. Paralel kenarın her bir iç açısı 90 derece olduğunda bak şimdi bu paralel kenarı al düzelt buna bu sağdan bir tekme tamam bir şöyle bir doğrulsun tamam bazen öyle yamuk demirleri falan vuruyorlar düzeltiyorlar onun gibi düzeldiğinde ne oluyormuş dikdörtgen oluyormuş diğer özelliklerin zaten hepsinin benzer olduğunu görüyorsun. Ee, dikdörtgeni anlattık. Tüm kenar uzunlukları eşit olduğunda ise yani paralel kenar şurada görüyorsun. Kenar uzunlukları sadece karşılıklı olarak eşit demiştik. İşte bunların hepsi eşit olursa, tüm kenar uzunlukları eşit olduğunda da biz ona eşkenar dörtgen diyoruz, tamam mı? Demek ki bunların a babası kimmiş? Paralel kenarmış, tamam? Eşkenar dörtgen ve dikdörtgen paralel kenardan doğuyorlar. Ama e, özel bilgiler nerede var? Özellikle bak ne var? Köşegenlerin birbirinin dik olması e, ortalıyor olması ayırt edici bir özellik. Köşegenler birbirine dik ortada. bu diyeceksin ki bu bir eşkenar dörtgen olabilir. Ee, yine yine dikdörtgende de en ayırt edici özellik nedir? Bütün açılarının 90 derece olması diyoruz. Tamam mı? Şimdi geçelim yamuğa. Bu da yine çok aşina olmadığımız bir arkadaş. Sadece iki kenarı birbirine paralelse biz o dörtgenlere yamuk diyoruz. Yani şu alttaki arkadaşlar üstteki arkadaş kenarlar birbirine paralel. Sadece ikisi paralel bakın. Diğerleri paralel değil. Zaten o da paralel olsa artık paralel kenara gidiyoruz. Dolayısıyla da zaten o bilgiyi hemen verelim. Yamuğun paralel olmayan yan kenarları az önce dediğim gibi paralel olduğunda işte o zaman paralel kenar elde ediyorsun. Tamam. Yani şu arkadaşlar paralel değil. Zaten böyle gidiyorlar. Böyle bir paralellik olur mu? Onları da sen eğer paralel yaparsan ne oluyormuş? Paralel kenar oluyormuş. Yamuğun paralel olmayan yan kenarları paralel ve tüm kenarları da eş olursa bak şimdi hem sen bunları paralel yapıyorsun yamuğun paralel olmayan kenarlarını paralel yapıyorsun hem de üstüne üstük bir de tüm kenarlarına da eş yapabiliyorsan o zaman ne elde ediyormuşsun eşkenar dörtgen elde ediyormuşuz paralel olmayan kenarları paralel yapıp her bir iç açıyı da 90 derece yaparsak da o zaman ne elde ederiz tabi? Tüm açılar 90 hemen aklımız nereye gidecek? Dikdörtgene gidecek. Dikdörtgen elde edilir diyoruz. Geldim kareye. Bakın. Çok büyük bir tartışma konusu. Her sene Allah'ım hocam dikdörtgen kare dikdörtgen yazmamış. Gençler kare dediğimiz arkadaş dikdörtgenin özel bir halidir bakın. Tamam mı? Yani şu arkadaş da bir dikdörtgendir. Kare bir dikdörtgendir aslında. Sadece dikdörtgenin daha özel bir halidir. Çünkü dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Yani bana dikdörtgenden bir özelliği söyle burada olmasın. Hayır, hepsi var. Sadece ekstrası var karenin. Karenin ekstrası var. Nedir hocam ekstrası? Şimdi, karşılıklı kenarları paralel. Bunu zaten paralel kenarda, da, e, dikdörtgende de söyledim. Bak şimdi, beraber bakalım. Gerçekten dikdörtgenin özel bir hali mi? Tamam. Karşılıklı kenarları paralel. E bu dikdörtgende de paralel. Tamam. Tüm kenar uzunlukları eşittir. İşte burada dikdörtgenden ayrıldık. Dikdörtgenin daha özel hali olmasının sebebi bu. Tüm kenar uzunluklarının eşit olması. Dikdörtgende ne vardı? İki uzun, bir iki kısa vardı değil mi? Burada hepsi eşit. Bütün açılar 90 derece. Dikdörtgendeki gibi. Köşegen uzunlukları eşit. Dikdörtgendeki gibi. Bak şimdi iki tane köşegen çiziyorum. Zaten iki tane çizebilirim. Sanki 500 tane çizebilecekmişiz gibi. Şöyle iki tane köşegenimiz var. Tamam mı? İşte bu iki köşegen hem birbirini ortalar ama aynı zamanda birbirini dik de ortalar. Şöyle. Ve bu parçaların her biri, her biri de eşittir birbirine. Kare de zaten var ya köşeye sıkıştı. Mesela kareyle ilgili bir soru çözüyorsun. Allah dur lan gitme nereye gidiyorsun? Oğlum dur soru çözmüyoruz daha. Şimdi her birine eşit diyebilirsin. Ne varsa eşittir ya bu eşittir. Bu deyip geçebilirsin. Kare sorusu çözüyorsun. Tamam mı? Burada yine daha özel bir hal demiştik ya. Nedir özelliğimiz? Köşegenler açıortaydır. Yani aslında aslında her biri 45 derece diye direkt söyleyebiliriz. Çünkü 90 dereceyi açıortaylıyorsan, hani bütün açıları 90 derece dedik ya. E açıortay nedir? Ortalayan. İki açıyı tam iki parçaya bölen. E haliyle 45 45 kalacak. Ne olacak değil mi? Dolayısıyla bu noktada umarım derdimizi anlatabilmişizdir. Hadi biraz soru üstünden gidelim. Şimdi ABC'de bir dikdörtgen olarak verilmiş. X'in kaç derece olduğu soruluyor. Şimdi sevgili gençler. Biliyorsunuz bu 41'i vermiş. Ben bu 41'i taşıyabilirim. Tamam. Nasıl taşıyacaksın hocam diyenler, e biz sana açılarda anlattık Z kuralı falan değil mi? Şöyle hani şöyle bir Z kuralı var ve bunlar iç ders. Yani şu 41'i buraya alabilirim. Değil mi? Bunu yapabilirsin. Buradan gidebilirsin ya da Hocam çok zorlamanıza gerek yok. Şu açıyı zaten hemen bulabiliriz. Hani köşeler 90 dereceydi ya dikdörtgende. Dolayısıyla 90'dan hocam 41'i çıkartırız tamam mı? 49 derecedir hocam şurası. Haklısın. Aferin. Çok güzel. E hocam sen bir de dikdörtgeni anlatırken şunu söylemiştin. Köşegenler birbirini ortalar ve hepsi de eşittir demiştin. Doğru. Çok iyi aklında tutmuşsun. Dolayısıyla da bakınız, bakınız, bak çok büyük bir sürpriz olacak. Şuradaki üçgeni görüyor musun? Bak şuradaki üçgeni. E ne olmuş oldu bu üçgen? Her tarafında boy yasım geldi. İkiz kenar üçgen olmuş oldu. E dolayısıyla da, dolayısıyla da burası 49'sa şu diğer arkadaşa da 49 derece diyebiliyoruz. Hadi geçmiş olsun. Ben şimdi bu üçgende iki açıyı biliyorum. Üçüncüye ne düşer? Bunu bulacağım. Dolayısıyla 49 2'yi çarpalım. Çünkü 2 tane var. 49 49 topluyorum gibi düşün. Hatta 49'da 49 49 toplayacağım. Tamam. 2 açıyı topluyorum. Elde var bir 9, 98. Ve iç açıları toplamı 180 biliyorsun. 98'i çıkarttım. 72 mi kalıyor? 2, 82. Salladım şu an. Ee, 2, evet 82. Dolayısıyla da x eşittir 82 derece diyebiliyoruz. Tamam. Buradan da çözebilirsiniz x birimiz birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinciye bakalım. Bu sefer kahramanımız bir paralel kenar. X, Z'yi bulun demiş. Şimdi paralel kenarda bir kere ben hemen şu yukarıdaki açıyı bulmaya yelteneceğim. Çünkü ne biliyorum ben? Şu karşılıklı kenarlar paralel. Dolayısıyla burada bir U kuralı var. Hani açılarda bunu çözdük. Yani 70 ile X artı 50'nin toplamı 70 ile x artı 50 açılarının toplamı bunlar ardışık açılar haliyle toplamı 180 derece. Bakın u kuralı ya çok basit. Şurada u kuralı. Muz kuralları yapmıştık ya m, u, Z. E, Bu da u kuralından çıkabiliyor işte. Dolayısıyla buradan 50, 70, 120 yapıyor. 120'ye de bir tekme karşıya eksi geçsin. Yani 180 eksi 120'den x'i şak kadanak 60 derece bulduk cepte. Şimdi x'i 60 bulduysan Tamam mı? Burası totalde ne oldu? 60 artı 50'den 110 oldu. Hemen karşısındaki de bunun aynısı olmayacak mıydı? Evet. O zaman 5Y dediğimiz arkadaş da 110'a eşit olmalı. E buradan da 5'e böl her iki tarafı. 22 derece Y'yi de bulmuş oldum. Şimdi gelelim Z'ye. Z çıkıntılık yapmış. Niye öyle yapıyorsun ya? Z sen de içeri girsen oğlum. Dışarı atmışlar bunu. Dolayısıyla hemen bakıyorum şu 70 derece. Ben bunu karşıya taşırım. Burası da 70 derece derim. Karşılıklı açılar eşitti çünkü. E burası 70 ise burada bir doğru açı var. 180. E arkasına ne kalır? Onu bulacağız. Tamam mı? Birazdan daha kolayını da söyleyeceğim. <laughs> Şimdi 180'den 70'i çıkar. danak ne buluyorsun? 110 derece buluyorsun. Bunu yapmayacağım hocam. Başka bir yol biliyorum diyorsan da o da şu. Burada yine bir Z kuralı var bakın. Z ters Z, tamam? Z'yi bulacağız ya o yüzden Z kuralını da anlatayım dedim. Of espriye bak. Şimdi burası 110 demiştik zaten ya. Hani şurası da 110, şurası 110. E burası da 110. O zaman iç terslikten şöyle burası Z de 110 diyebilirdiniz Z kuralından. Tamam? Hepsini buldum. Tokatladım. Şuraya Z de yazalım. Onu da halletmiş olalım. Tamam? Hepsini buldum. O zaman üçüncü soruya geçtim. Şimdi karşımda bir eşkenar dörtgen var. Kemerleri bağlayalım. Çünkü biraz ters bir konu. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada hocam? Birincisi tüm bildiklerimi kağıda dökeceğim. Hani öyle sınavda yapıyorsunuz ya. Bir soru çıkıyor hiçbir fikrin yok. Ben ne biliyorsam yazayım diyorsun. Hoca verir oradan 3-5. Aynı ben de o şekilde davranıyorum. Bak sizin kılığınıza gitmiyorum. dur ya. Bugün tablet böyle bir atlıyası var. Çok heyecanlı. Sizin nabzınızı yükselteceğiz derken tabletin nabzını yükseltmişiz. Şimdi gençler. Burada bakın. Ne demiştik? Köşegenler birbirini dik ortalar. Demek ki ben şunu da yapabilirim. Böylece de bilgileri de tekrar etmiş olalım. Dik, tamam dikliği kullandım. Bu birincisi. İkincisi E bu Adı üstünde bir eşkenar dörtgen. Tüm eş e, kenarları eş. Tamam. Dolayısıyla hemen tüm kenarlara şöyle nokta yapalım. Bu bana ne sağlayacak? İkiz kenar üçgenler sağlayacak. Tamam mı? Dolayısıyla da şöyle tüm kenarları eşledim. Şimdi birinci ikiz kenarımı ben şurada gördüm bakın. Şurada bir ikiz kenar gördüm. Şimdi buradan dolayı M açısını ben şuraya da taşıyabilirim. Tamam, burada bir ikiz kenar üçgen var çünkü. E o zaman orası da M diyebiliriz, şöyle maviyle gösterelim. Bak bir daha söylüyorum, bir daha şu üçgende, şu üçgende bir ikiz kenarlık var. Şurası ve şurası aynı açı olmak zorunda çünkü ikiz bu, İkiz ikiz, aynısı. Bunu da hallettim. Bir tane daha var, bir tane daha var. O da nedir? Şurada KTR, tamam. Şurada da bir yine ikiz kenarım var. Şu iki kenar. Dolayısıyla bu 2m'yi şuraya da taşıyabilirim. Hemen taşıyorum. Çat. Şurası da 2m diyorum. Haydi geçmiş olsun. Neden geçmiş olsun hocam? E çünkü burası da dik. E bu üçgende o zaman ne oldu? Bir tane 90 derecem oldu. 2m açım var, bir tane de m açım var. Üçgenin iç açıları toplamı da 180. Haydi geçmiş olsun. 90'a vur tekmeyi karşıya. Eksi geçsin. Şurada 3 tane m eşittir. 180 90. Yani 3 tane m eşittir 90, m eşittir 30 derece çıkmış oldu. Ayrıyetten hani söylememiş olabiliriz ama şuradan da gidebilirdiniz. Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır eşkenar dörtgenler. Yani burası M, buraya da M yazabilirdin. İşte şurası 2M deyip buradan da başlangıç yapabilirdin. Ama bizim verdiğimiz bilgilerle de yine bu sonuca ulaşabiliyorsunuz. Dedim ve dördüncü sorudayım. Şimdi burada da kahramanımız paralel kenar. AEB zaten taralı olan açıyı sormuş. Şimdi gençler hemen açı ortaylığı gösterdiği için yani nokta nokta demiş ya ben buralara M açısı M açısı N açısı N açısı diyorum. Tamam bunu yazabiliriz. Hocam bunu neden yaptım? Çünkü ben paralel kenarda biliyorum ki ardışık açılar toplamı 180. Yani 2M ile 2N'nin toplamı 180. Oğlum bana birer taneleri lazım ya. Yani şu içerideki dur. Şu içerideki üçgeni hemen boyayacağım. Biliyorsunuz en zevk aldığım şey boyama yapmak. Ben resim ne Olacakken matematik yapmıyorum. olmuşum ya. Şurada içerideki üçgende tamam mı? Bir tane M bir tane de N var. O zaman ben bunun alayını ikiye bölersem M artı N'yi 90 derece bulmuş olurum. Tamam. Dolayısıyla da artık üçgenin içine dalış yapıyorum. bana sorduğu yere de x diyelim. O zaman x artı m artı n üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. E ben buradan m'yi ve n'nin toplamını biliyorum. Kendileri umurumda değil. M kaç hocam? N kaç? N. N ne? Ne demek ne? Neyi m'yi bilmem ben. Neyi m'yi bilmem buradan geliyor işte. Tamam mı? Üçgenler. <laughs> neyi m'yi bilmem. Dolayısıyla da m artı n'yi bilirim. Tamam. O da 90. O zaman bu x'e de ne kalıyor? E ona da 90 kalıyor. Dolayısıyla da x yani a e, b açısı 90 çıkmış oluyor. Bu da klasik bir sorudur. Her yerde karşına çıkar. Öğrenmiş oldun. Şak. Beşinci sorudayım. Bu sefer kahramanımız yamuk. DB doğru parçası. D açısının açı ortayıymış. Bak şu arkadaş var ya DB doğru parçası. D açısının açı ortayıymış. Yani ben hemen şunu yapabilirim. Şurası nokta, şurası nokta diyebilirim. Buna göre DBA'yı soruyor. DBA neresi? Yani şu siyahla taradığım yeri soruyor. Bak D B A. Tamam? Şu açıyı soruyor bana. Harika. Yamukla ilgili bilgilerimi dökeyim hemen. Neydi? Karşılıklı kenarları iki karşılıklı iki kenarı sadece paraleldi. E burada da paralel olan kenarlar ayan beyan ortada. Yani burada bir paralellik var. Çok güzel. Açı ortay gördüm mü tabi dayanamıyorum. Yine MM açılarımı veriyorum. Şimdi gençler. Burada çok güzel bir ne var? Z kuralı var. Bak Z kuralını gördün mü? Burası M açısıysa yukarıdaki açıya da ben M diyebiliyorum. Yani iç ters taşıdım Z kuralından dolayı yukarı taşıdım. E ne olmuş oldu? Yine büyük bir zevkle şurayı boyuyorum. Çünkü bu üçgende çalışacağım. Çünkü bu üçgende artık üç açıyı da bir şekilde isimlendirdik. Ne var içeride? 100 derece var. M var. Bir tane daha M var. Ve üçgenin iç açıları toplamı 180. Sıpıttım bu yüzü karşıya. 2 tane M. 180 eksi 100'den 80 kaldı. Dolayısıyla M eşittir. Ne geldi? 40 derece geldi. 41 kere maşallah diyemedik. 40 çıktı. Olsun. Geldik son sorumuza. İşte hohla olaya noktayı koyacağız. Hohun açılımını hala bilmeyen. Aramıza yeni katılan sevgili 7. sınıflar. Sizleri yorumlara davet ediyorum. Video bittikten sonra yorumlara inin. Muhakkak bir kemik tayfa, bir partikül öğrencisi hohun açılımını sana öğretecek. Tamam mı? Hemen hadi gel bakalım. KLMN eşkenar dörtgenmiş. P, K'ye eşitmiş. Hemen yazıyorum. PM şurası, LK de şurası. Bu arada eşkenar dörtgen. Ee, dolayısıyla bu eşliklikleri ben yayacağım birazdan. Buna göre de 30 derece vermiş. Soru şekilde var zaten. MPN'yi soruyor. Hemen ben sorduğu yeri şöyle bir boyamak istiyorum. Şurayı soruyor. MPN. Şimdi gençler bu bir eşkenar dörtgense o zaman bu denden koyduğum her yer eşit olmak zorunda. Yani bakın bana sadece şunu ve şunu vermişti. Ama bu zaten eşkenar dörtgenin bir kenarı. O zaman bu da kenarı, e bu da kenarı, bu da kenarı. Yani oradan yayıldı o eşitlik. Dolayısıyla da çok güzel karşıma neler geldi? Eşitlikler, ikiz kenar üçgenler geldi. Hemen bunu kullanalım. Mesela şu 30 dereceyi hemen aşağıya da taşıyabiliyoruz. Ve hatta açı ortay olduğunu söylemiştik ya köşegenin bu KM biliyorsunuz eşkenar dörtgende açı ortay. E dolayısıyla o 30'u sağ tarafa alabiliyorum ve geçmiş olsun. Eğer bunu zaten yaptıysan soruyu an itibariyle bitirdin demektir. Çünkü burada bir ikizkenar üçgen var ve bu ikizkenar üçgenin tepe açısı 30 derece. Şu kardeşlere ne düşer? Bunu bulacağız. Hemen 180'den 30'u çıkartıyorum. 150 derece. E 150'yi de ikizlere paylaştırırsak 75 75 çıkacaktır. Dolayısıyla benim aradığım MPN'de 75 derece olmuş oldu. Derse de burada noktayı koymuş oldum. Mini biler çalışkan yediler dersimizin burada sonuna geliyoruz. Dörtgenleri de tokatladık bitirdik. Artık çok bir konumuz kalmadı. Sonlara doğru geliyoruz. Sonlar önemlidir, tehlikelidir. Aman dikkat salmayın. Havalar ısındı falan filan. Yok öyle gezeyim tozayım yapmayın. Son sınavlarımız önemli. Şu 7. sınıfı şöyle bir tertemiz bitirelim tamam. Sonra LGS canavarı olacağız. Yazın seninle çok güzel kamplar yapacağız. Bu arada lafı gelmişken söyleyelim. Artık LGS canavarı olacaksın. Yaza da gireceğin için artık senin bir planlama defterine ihtiyacım var. Dolayısıyla Partikül LGS defterini sana bu noktada tavsiye ediyorum. Bir incelemeni isterim açıkçası. YouTube kanalımızda Partikül Matematik ana sayfada bunun tanıtımı var. Her sayfasını tek tek incelediğimiz, her bir sayfasını nasıl kullanacağına dair tüm detayları anlattığımız bir video var. O videoyu bence izlemelisin. Planlama her şeydir. Dolayısıyla şimdiden edinip yaz için planlarınızı bu defterde lütfen yapmaya başlayın artık. Yavaştan çünkü hedefimizi koymalıyız gözümüzü LGS'ye dikmeliyiz ki yazında seninle beraber çok güzel kamplar yapacağız. Bu kampları zaten kaçırmamak için ne yapacaksın? Sadece abone olup takipte kalacaksın. Bizleri e, takip edeceksin. 7. sınıf ikinci sınavlarını da atlatalım. Bir temizleyelim şu 7. sınıfı. Sonra 8'e bomba gibi gireceğiz. O zaman benden bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.